Efendim gelelim ilk dinleyicimizin suallerine. Dedi ki siz dedi bana dedi annemin hatırasısınız. Şimdi bazı dinleyicilerimiz var. İşte biz çocuğumuza dinletemiyoruz da biz yapamıyoruz da falan. Halbuki mesela bu dinleyicimizin annesi bunu nasıl başardı? Daha önce başka bir dinleyicimiz de aynı şekilde vefat etmiş. Hatta vasiyet etmiş. Demiş ki ben ölürsem demiş Osman Ünlü'ye ulaşın. İskatım Osman Ünlü yapsın. İzmir'den iki kız kardeş. Babaları da bir Vietnamlı kadınla aynı şekilde çekmiş gitmiş falan. Kadıncağız ondan sonra bu İslam ve toplum programmış haberi şey yapıyor falan. Biz de dedi annem dedi anne dedi babamız da dedi annemi terk ettiği için dedi. Kırılmasın, üzülmesin diye dedi. İdareten dedi o 11 ile 12 arasında dedi, İslam ve toplum açardı. Biz de usulen dinlerdik dedi. Kırmamak için. Üzmemek için zaten kadıncağızın bir sürü sıkıntısı var dedi. Annemiz vefat etti. Vasiyet etti ama dedi. Osman Ünlü'ye ulaşın. Ulaştılar. Sonra onun küçüğü Avrupa'ya gitmişti. Orada bu kızcağız bir telefon açtı. Dedi ki annem dedi biz farkına varmadan bize dedi o İslam ve toplum programını biz usulen dinliyorduk dedi. O bize yer etmiş dedi. Ben de Avrupa'ya gidince dedi Almanya'da dedi bir boşluk hissettim dedi. Bu ne dedi sonra şey yaptım dedi. Girdim dedi TGRT FM sitesine. Eski programları falan neydi o MP3 müydü neydi işte. Onlara yükledim dedi. Kulaklık da aldım dedi. Takardım dedi. İş yerinde yolda giderken gelirken falan dinlemeye başladım dedi. Ve dedi şimdi anneme çok çok dua ediyorum. Çok çok dua ediyorum. Mesela bu dinleyicimiz de annesi mesela gel buraya otur buraya dememiştir. Beraber şey yapıyorlar o orada açıyor. Belki usulen girdiği çıktığı falan. Ama şimdi annelerinin mayasındaki bu temizlik evlatlara geçer. Evlat sarsıldı. Hangimiz sarsılmayız ki? Bu dünya hayatındayız. Nefsimize uyabiliriz. Nefsimize uymamız sebebiyle hata edebiliriz. Günaha da düşeriz. Biz melek değiliz. Peygamberler de değiliz. Peygamber de değiliz. Peki peygamberlerde nefis yok mu? Var da onlar kontrol altında. Mesela Yusuf Aleyhisselam da aynı şekilde buyuruyor ki benim nefsim kötü şey istemiyor demiyor mu buyuruyorlar. Ama Allah-u Teala koruyor onları. Allah-u Teala koruyor. Yani düşürmüyor. O şeye düşürmüyor. Dolayısıyla mesela şeyde saadeti ebediyede hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh oradan akiller yaptığı gibi böyle Kuleli'deki talebelerinden falan gelip ziyarete gelip de onlara sohbet edirlerken falan anlatmışlar. Kardeşim buyuruyorlar kafirle fasığı bir tutmamalı. Ne demek kafir inkar eden fasık orada bir ifade kullanmışlar. Fasık olan müminler bunun imanı var. Bunlar bir annenin babanın yaramaz çocukları gibi. Anne baba bunlara kızar bağırır ama reddetmez. Yaramazlık yapıyor. Dolayısıyla böyle günaha düşmüş olanları kafirlerle eş tutmak. Aa şöyle yaptı, aa böyle yaptı demek yanlıştır buyuruluyor. Yanlıştır. Yalpa yapabilir. Hangimiz yapmıyoruz ki Mustafa Bey? Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abine Carun'da anlatırken buyurdular ki Allah-u Teala kolunu her an imtihan eder. Her an. Biz yayındayız. Burada da imtihan edebilir. Eder tabii. Burada şimdi diyelim ki bize böyle bir vazife vermişler. Oturuyor soran. Vay be nefs devreye girer. Sen ne mübarek adamsın görüyor musun? Herkes işte telefonla bile arıyor seni. Sana soruyor falan. Ne yükleyecek? Kibir. Kibir nereye götürür adamı? Cehenneme. O kadar yani. Hem çok biliyor de bil. Allah-u Teala biliyor ki kibriya büyüklük bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım. Peki ama efendim nasıl şey yapacağız falan. Şimdi Mustafa abi Ehl-i Sünnet Talim'den kitapları okununca insan haddini biliyor o zaman. Efendim bu bilgiler ben doğduğumda bende yoktu. Değil mi? Evet. Kimden öğrendim bu bilgileri? Ehl-i Sünnet Talim'den kitaplarından değil mi? Peki bu bilgilerin sahibi kim? O zatlar. O zatlar da diyor ki ben de bilmiyordum. Hocamdan, üstadımdan öğrendim. Onun üstadı da diyor ki ben de bilmiyordum. Daha bu Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ben Rabbim terbiye etti ben bilmiyordum ki de. O zaman Allah-u Teala'nın ihsanından başka bir şey değil. Allah-u Teala'nın yani şöyle söyleyeyim de sen bana bir villa hediye etmişsin. Bugün yine zenginliğin tuttu. Hediye etmişsin. O villayla ben sana aynı şekilde tepeden bakmaya kalkıyorum falan. Sen dersin ya. Hani tavuk yumurtadan çıkmış da yumurtayı bir yerlemiş gibi bir şey oluyor ya. Villayla döverim seni. Acayip garayip bir şey yani. Acayip garayip bir şey.
Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ne habire talebelerine, kendini sevenlerine kitap okuyun, kitap okuyun. Sonradan iyi, yani insan anlıyor. Hakikaten kitap okuyunca fren vazifesi yapıyor. Diyor ki hop bir dakika hemşerim diyorsun sen. Emanetçisin. Emanetçi kalkıp da aynı şekilde birisinden emanet elbise almış giymiş bununla hava atıyor. Veyahut da birisi aynı şekilde cebine para koymuş parayla hava atıyor. Ya aynı şekilde ahmaklığın mariskası başka bir şey değil yani. Ahmaklığın mariskası. Dolayısıyla efendim bir kimse özür dilerim hani bu dinleyicimizden aynı şekilde çıktı da annesi şey yapıyor falan vesile olmuş. Ne güzel. Diğer anneler için de aynı şey. Açsın. Ya eskiden mesela o kasetler vardı CD'ye yüklendi. Aç onu çocuk hem oyun oynasın hem de oradan bir iki kelime hatırında kalsın. Belki hayatında aynı şekilde o bir iki kelime onun tövbe etmesine, rotasını düzeltmesine sebep olacak. Şimdi bu dinleyicimiz vakit doldu ama dedi biz Ataşehir'de oturuyoruz, Ada Pazarı'nda kurban kesiyorduk. Olmuyor mu dedi. Şimdi Ataşehir Anadolu yakasında. Dolayısıyla Ataşehir'den Ada Pazarı'na belki ucuzunadır. Değilmiş. Ben dinleyicimize sormuştum da 130 kilometre falanmış gittikleri. Ha, o zaman seferi. Evet. O zaman seferi. Orada kesiyorlar. Vacipse gittiler kestiler geri döndüler Ataşehir'e. Değil mi? Evet. Vacip borcu bitmedi. Yani bayramın içerisinde dönerlerse evet. Tekrar vacip oluyor gelince. Evet. Ancak ne olur? Diyelim ki orada bir yerler var yazlık. Gittiler. Orada kestiler. Hallettiler. 3-4 gün kaldılar. Bayramın 3. günü akşam veya 4. günü geri döndüler. O zaman ne o problem? Kestikleri ne oldu? Kestikleri nafile oldu. Yani dolayısıyla bunlar seferi oluyorlar. Seferi oluyorlar. Seferi oldukları için de bunlara kurban kesmek vacip olmuyor. Keserlerse nafile oluyor. Ama ilk günü gittiler veya ikinci günü gittiler orada kesip geri döndülerse bayramın 3. gününe kadar şeyde kurbanda sadece o 3 güne bakıyorlar. 1., 2., 3. gün. Bu 3 gün içerisinde 1. gün fakirdi, 2. gün, 3. gün zengin oldu. Kurban kesmesi vacip oluveriyor. Vacip oluveriyor. Bunun için geri döndü. Kurban kesmesi vacipti, vacip yerine gelmedi. Tekrar kesmesi lazım. Borç kaldı. Eğer böyleyse, peki bunu ne yapacak? Kaç sene bunu yaptılarsa, bilen bir fakirle altında bunun devrini yapsınlar. Verdikleri ondan sonra sadaka, hayır, hasılat neyse onların bedeli diye versinler böylece. Yani bu konuda mesela dinleyicilerimizden biz daha önce de anlatıyorduk ya zekat ondan sonra geçmiş senelerde veyahut da kurban borçları bize ulaşıp da biz onların altında devrini yapıyoruz. Bedellerini yani gönderirse biz de dağıtırız göndermezse kendisi aynı şekilde dağıtabilir. O şekilde de yardımcı olabiliriz. Böylece ne olur borçtan kurtulmuş olur. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.